Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. 6 gündür video gelmiyor. İşler yoğun, havalar sıcak. Ne yapıyoruz? İşimizle, gücümüzle ilgileniyoruz. Para kazanma vakti yazık. Ben partner yayıncı da değilim. App desteği almıyorum veya çektiğim videolar için herhangi bir ücret vesaire almıyorum. Tamamen hani sizler yararlanın diye keyfe kadar hobi olarak atıyorum. millet yorumların altına yok destek oluyorsun falan yazsa da vuracağım ağzına iki tane şapalar şimdi de. Neyse <laughs> yazsınlar duysunlar. benim bildiğim tek partner yayıncı sancak herhalde. O da test serverında almıştı partnerini diye biliyorum. Bir iki kere de so iki kere sordum ben. E, bu partner yayıncılık işi ne olacak diye. Üzerinde çalışıyoruz dediler. Öyle kaldı. Hala bir geri dönüş vesaire yok. Ben de artık daha fazla sormuyorum. E, eğer öyle bir partner yayıncılık vesaire gelirse hep desteği haftalık haftalık çekiliş mekiliş yaparız. Yani gene size dağıtırım. E, o yüzden sormuştum ben. Şimdi bizim bir duyurumuz var. O nedir arkadaşlar? Geçen videoda biliyorsunuz sizlere ben de demiştim. Diğer sitelerden item, yang, nasıl satarsınız, nasıl alırsınız vesaire bunların detaylı bir videosunu çekecektik. Bunun için ben yetkililere bir mesaj attım. Dedim hangi platformla anlaşmanız nasıldır vesaire diye. Bana dediler ki hiçbir platformla item, yang satışı üzerinden anlaşmamız yok. Bu anlaşmalı oldukları platformlar sadece app üzerinden anladığım kadarıyla... WhatsApp'ta, Facebook'ta, diğer platformlarda vesaire item yank, alış satışı yapabilirsiniz. Bunun bir yasağı yok. Karışmıyorlar. Dediler ki bizim bir anlaşmamız yok. Lakin sen sponsorluk isteyebilirsin. falan dediler. Ben birkaç yere yazdım. Geri dönüş olmadı. Ya görmediler ya umursamadılar. Eğer geri dönüş olsaydı tanıtacaktım. Gelen sponsorluk ücretiyle de app çekilişi yapacaktım size. Böyle bir geri dönüş olmadığı için de biz şöyle bir şey düşündük. Dedik ki o zaman kendi WhatsApp grubumuzu kuralım ticaret için hem dedik şu piyasayı bir belirleyelim çünkü ticaret gruplarında çok fazla piyasaya yön vermeye çalışan insan var biz bir nebze olsun bunu kısabiliriz şimdi bu videoyu izleyen belki bin kişi belki yüz kişi bilmiyorum oraya geleceği için bir nebze olsun ticaretin akışı düzelir diye düşünüyorum grubu da tamamen sizleri düşünerek kurduk hemen kurallarını ben hızlı hızlı size sayayım aracı kullanma şartınız yok arkadaşlar hızlı işlem yapabilirsiniz atıyorum Ahmet'in yüzemi var Grupta paylaştı, satılır diye Mehmet de bunu gördü. Ahmet, Mehmet'le anlaşıp e, ticaretini yapabilir. Hiçbir komisyon vesaire ödemeden e, aracısız bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Zorunluluk yok. Lakin dolandırılmamaya ha, dikkat edin. E, çok fazla insan geleceği için iyi niyetlisi de olacaktır. Art niyetlisi de olacaktır arkadaşlar. Dolandırılabilirsiniz. Dolandırıldığınız zaman e, ne yaparsanız bana e, dolandırıldığınızın kanıtını atarsınız e, dolandırıcının numarasını WhatsApp grubunda paylaşır merkez dikkat etsin diye kendisinde WhatsApp grubundan engellerim. En fazla yapabileceğim şey bu. İkinci olarak ne yaptık? Komisyonu %5 tuttuk. Sabit. İtemde satsanız, yank da satsanız her şeyde komisyon %5 arkadaşlar. Aracı kullanmak istiyorsanız %5 komisyon ödeyeceksiniz. E, bir diğer kuralımız nedir? bu gruba giriyorsanız diğer tüm grupları da kullanabilirsiniz. Ben esnaf adamım. Ticaretin yasağı olmaz. Herkes istediği yerde ticaret yapabilir. Ticaret özgür ortamda yapıldığı zaman zevkli oluyor zaten. Ticarette yasak olmaz. Benim lügatımda öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir başka kural nedir? E aynı ilanı gün içinde en fazla 5 kere atabiliyorsunuz. Gruba 6. ya da 7.ye atarsanız spam'a giriyor bu. İlkinde uyarı alırsınız, ikincisinde gruptan uzaklaştırırsınız spam yaptığınız için. Çok fazla insan olacak çünkü. Oraya sürekli aynı ilanı spamlarsanız grup tam olarak amacına ulaşmaz. Bir de ilanlarınızın arasında minimum 5 dakika olması lazım. Kurallar bu şekilde. Daha fazla kural olursa eğer arkadaşlar zaten WhatsApp grubunun açıklama kısmına ben koyarım. WhatsApp grubuna girdiğiniz zaman kurallara bakarsınız. Aracı olarak da bir ben olacağım. Bir de zaten daha önce videolarda gösterdiğimiz Yasin arkadaşımız var. Kütahyalı diye çare vardı biliyorsunuz. Çoğunuz tanır. Çoğunuzun da hesabını kastı. Kendisi de aracı olacak. Benim yardımcım olarak bu şekilde işlem yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz gibi ticaret çevirebilirsiniz. İstediğiniz gibi insanlarla alışveriş yapabilirsiniz. Hem de bu Emin piyasasını vesaire o grupta belirleriz. Şey yapanları da bu arada yasaklayacağım. Atıyorum Emin Piyasası 12 lira değil mi? Yazıyor. İşte 100 em satılır 8 liradan. Get'e sat dediğimiz zaman satamazsanız arkadaşlar grupla banlanırsınız Yani spekülasyon yapmaya da izin vermeyeceğiz. Veya emin fiyat 12 lira işte 16 liradan em alınır yazıyor. Al buyur dediğimiz zaman alamazsanız yine gruptan ban yersiniz. Bu şekilde bir ticaret grubu kurduk. Yani buraya gelip item, yank vesaire alıp satabilirsiniz arkadaşlar. Videonun açıklama grubu kısmına WhatsApp grubunun linkini bırakacağım. İsteyen gelsin. Birçok arkadaş da bana soruyor zaten. Yank satanınız, alanınız vesaire var mı? Ben bu işlere bakmıyordum lakin gerek e, var artık. E, o yüzden böyle bir grup kurduk. İnşallah işinize yarar. Devam edelim. Biz şimdi ne yapacağız? Eee farm çarımızı kasmaya devam edeceğiz. Sinirseli seri 91 level yaptım. 92'ye doğru gidiyor. Şaman da e, 89 alacak. Az kaldı. 1,5 tüpü kaldı. Şaman da kasıyoruz biz. O da bize lazım çünkü. Belki ileride e, 90'lık map 90'lık map falan gelir. Şamanımız hazır da dursun. Ben geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Bu oyun çünkü 99'da kalmaz. Şimdi bile daha insanlar diyor ki işte sıkıldık yapacak bir şey yok vesaire. Hadi ejder gelecek. Katakomp da gelecek. Okey. E ondan da 2 ay sonra sıkılacaksınız. Bu server nasıl devam edecek? Yeni haritalar, yeni mapler, level sınırı kalkarak gelecek. 1.99'da durmasının bir manası yok diye düşünüyorum ben. Bu benim düşüncem. Saçma olur çünkü. İnsanların 1.99'a en fazla 5'e oynarsanız 6'a oynarsanız. Biz PP değiliz diyorlarsa mecbur bu mapları getirecekler arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi bu karakterlerimizi otağa attık ya zaten büyülü silah surayı biz niye yapıyorduk? Bu karakterler otağdayken yapacak hiçbir şeyimiz olmadığı için. Ne yapacağız? Sizinle beraber büyülü silah surayı kasmaya devam edeceğiz. Ben bu karakterleri buraya bırakıyorum. Büyülü silah suraya girip geliyorum hemen arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapmıştık en son? Karakterimizin üzerine dizmiştik. Ee, ekstra olarak sadece bana şu düştü. Ee, yılanlardan. Metin keserken gölge metinden Sersemlikti. Artı 5'e de bastık. Kalsın üzerimizde. Şu anlık işimizi görür. Buna bir zırh alacağız yalnız. Level arttığı için artık zırh düşük geliyor. Bu zırhı da pazara koyacağız. Ee, birkaç metin kestim. Metinden düşen hava, öfke, güçlü beden BK'lara vesaire sattım. Birazını da biz düşürdük. Keskinlik BK aldım yerine. Bir 100 tane kötü çektim çektim. Ee, 25 tanesini bastım. Sonradan videoya girmek aklıma geldi. Şöyle e, M5'e kadar attık karakterin keskinlik zikirini beraber bir geri kalanları da okuyalım bakalım kaç olacak hemen hızlı hızlı. Bu arada ben müzevi basmıyorum. Gerek yok çünkü. Yani 800 yang uygun. Hemen şöyle hızlıdan geçireyim. Siz de biraz oranlar hakkında bilginiz olsun. Bu ne ya? Bu dehşet araya kaynamış. Skill M6 yaptık bile. 4 kitap sonra, 3 kitap sonra M7 skillimiz arkadaşlar. Keskinliği, büyülü zırhı ve dehşeti G yapacağız önce. Daha sonra keskinliği P, büyülü zırhı G, en sonda dehşeti G yapacağız. sürgüne girecekseniz keskinlik, dehşet, büyülü zırh yapabilirsiniz. Lakin biz bunu metin karakter olarak kullanacağımız için keskinlik, büyülü zırh, sonda dehşet. Sürgün içinse keskinlik, dehşet, büyülü zırh. Biz bunu Metin karakteri yapacağız. Ee, şimdi şöyle beraber bir zırh bakalım. Ee, 34'lük zırh bize yeter. Ee, çünkü skill'leri falan P yapacağız ya. Keskinlik sorunu skill'lerini P yaptığınız zaman çok da rahat diyor. Şöyle ekipmanlar, zırhlar, karaktere de sıra diyelim. Şu iki tiki kaldıralım şuradan. Hem böylece ticaret camını daha detaylı kullanmayı da öğrenmiş oluyorsunuz. HP'si olsun abi zırhın. Ee, ne olsun saldırı değerimiz olsun. Kesinlikle olması gereken metin karakteri yapacağımız için bunu e, bunu da 50 yapalım. Eğer 34'lük zırh bize yetmezse arkadaşlar daha sonra 65'te çeviririz. E, metin karakterinde çeliğe gerek yok. Çelik bir tık abartı geliyor bana. Bir de HP absorbemiz olsun. Abi HP absorbe zaten e, surada en sevdiğim skill şunu da minimum 34 seviye yapalım. Bir saniye bekle. 34'ten aşağısı şu anda bizim işimizi görmeyecek çünkü. Şurayı da 75 yapalım. Bir bakalım belki güzel uygun bir şey yakalarız. Bunu yanlış yaptık. Şöyle zırhları bu şekilde arayabilirsiniz. Bakalım Ying Yang varmış mesela. 1500 IP 50 STR ama onun IP absorbesi yok. Geç. Ruh plaka. Mistik plaka 50 STR. 1 KIP. 5 ipi absorbe. Bu arada sanki bunlar bir tık pahalı mı ya? Sonuçta 34 level zırhlara efsun atmak parayla değil. 20 level'e çarkasan herkes e, efsun atabiliyor. Gelmesi de çok zor değil diye hatırlıyorum sanki 34 zırhlara efsunun. Eğer bu kadar pahalıysa kendimiz de atabiliriz arkadaşlar. Hani 61'lik zırhları anlarım. 42'lik zırhları falan anlarım. Onlara çünkü ücretli efsun atıyorsunuz. Ama 34 level zırhlara bu paraları verilmez. Bu neymiş lan? 975'e 2K IP 50 CTR e artı 9. Bakın. Şuna da Artı 9 çelik zırh. Çok pahalı abi. 975'te mi? Şimdi bunu 12 ile çarpın. Şu an demin pes 12-13 herhalde oralarda gizliyor. 14 yazan da var. 16 yazan da var. Bilmiyorum. Ona bakacağız. WhatsApp grubumuza bir gelin. Belli olur zaten o. Ee, tam emin değilim şu anda. Biz 12 diyelim. Farzı misal. Abi 975 12 ile çarptığınız zaman ne yapıyor ya? Bir dakika hemen hesaplayıp geliyorum. Geldim. 11 milyar 700 yapıyormuş. Şimdi şu zırha 11 milyar 700 vermeye değer mi? 50 str 2 kyp'si var. E bir de artı 9. Bakın hep söylüyorum. Abi 86 level kastığınız zaman zaten çelik drobu açılıyor. Kızıl ormandan patır kütür çelik atıyor. Zor atmıyor bu arada arkadaşlar. Bu yeşil olan ağaçlar var ya. Onlardan 86 level. hatta 84 83 de falan açılıyordur o herhalde. Çünkü benim şamana 83 levelde mi 84 levelde bile çelik düştü. 86'ya attığınız zaman da patır kütür atıyor. Yani günde en kötü 15-20 tane otomatik hava bıraktığınız zaman çelik düşürürsünüz. Yani bu çeliklerin bu kadar pahalı olması bana saçma geliyor. 11 milyar 700'lük ne var abi şu çelikte? Artı 9 okey. Ve gerisi 50 str 2 kip. Abi alın. Gidin kızıl ormanda düşürün çelikleri. Artı 6'ya basın kutsama kağıdıyla. Gidin kolede 9'a atın. Yani bunlar çok saç. Bu Efsun'a da bu zaten. Hadi Efsun desen. Diyeceğim ki veselik bir efsun olsa okey. O da yok. Yani bu efsuna sırf 9 olduğu için bu paralar verilmez. Onu söyleyeyim. Boş yapıyorlar. Artı 7 zırh. 453 hem. 10 kılıç. 10 çan. 2 kayıp. 50 str. Verilmez. Neyine vereceğim? Artı 7. Yani inci i̇nci. Beyaz inci. Bakın ben 33 tane stride düşürmüşüm e, sürgünden. Bu arada sürgün için bal tutmanıza gerek yok abi. 84 level olduğunuz zaman 86'da açılıyordur herhalde 84-86 oralarda açılıyor. Kızıl ormandan patır kütür istiridye atıyor abi. Sürgüne girmenize bile gerek yok bakın. Kızıl ormandan çatır çatır istiridye atıyor. Satmayın abi açın. Niye satıyorsunuz ki? Bak ben açtım. 2 tane beyaz inci çıktı. iki tane mavi inci çıktı. 40-40-80 40'tan koydum beyaz incileri. E, 13 tane mavi incileri koydum. 20-10-26 ne yapıyor? E, 106 em mi? 33 tane istiridyeyi 1-200'den satsaydın bana gelecek 35-36 em. Yani gidin kızıl ormana istiridye farmı yapın. Siyah çelik farmı yapın. Alın. İşte sürgün şey, para kasılmıyor diyorlar. Aha size para kasma taktiği abi. Enayi misiniz? E, değilsiniz. Ayrıca 86 level olduğunuz zaman Cennet'in Gözü küpe, kolye, bilezik, artı 5 artı 6 olarak atıyor Kızıl Orman'dan. Çelikleri atıyor abi. Ee, silahları artı 4 olarak falan atıyor. Gidin Kızıl Orman farmı yapın abi. Şu anda pazara baktığım kadarıyla alınacak bir zırh yok bizim için. Niye? Bu paralar verilmez abi. Düz artı 9 34'lük deve zırha bir bakalım. Şimdi düz artı 9 zırhımıza bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ev sunremde değişmelik 20 ev. Değer mi? Şimdi bir istiride 1 ev desek e, her artı basmaya 2 tane istiyoruz değil mi? 7, 8, 9'a geçireceğiz. E, hepsinden 3 kere yaksa 3, 6, 9 istiride yaksa 1 ev desek 9, 10 ev falan. Yani bunu ıvır zıvır 10 ev için uğraşmaya değer mi? Değmez. Değişmelik efsunluk, sunluk, yinkinak daha mantıklı. O Efsunlara para vermeye gerek yok arkadaşlar. 40 em, 50 falan yazmışlar da ya, 20 levele çar atın. 20 levelde çıkan şu e, Efsunlarla beraber zaten e, 10 tane veriyor. Yani bir karakterde 10 tane veriyorsa üç tane karakter katsanız 20 level ile 20 level 30 Efsun. 30 Efsun'da episode. da güzel bir şey yakalarsınız. Yani gidip 40 em, 50 vermenize gerek yok. E, ben bir pazar çarından 20 alıp geliyorum hemen. 25M e aldım geldim. Şöyle 20M şu zırhı alacağım direkt değişmelik. 10 tane bizim üzerimizde var ya. Atacağız bakalım güzel bir şey gelecek mi deneyeceğiz. Eğer gelmezse ben e, diğer şeylerden 20 böyle çar atar atar bunu deneriz arkadaşlar. Çünkü ev sunusuna o paraları vermeye değmez. 20M bu makul. 20M belki basamayabilebiliriz. Bence 5 efsun sun bir de uygun. Alalım bir tane. Eşya alırken hata mı? Ha 19'a ne oldu lan alamadık. 19'a bulduk bir tane. Ha fiyatını mı değiştirmiş? Güzel abi. Gerçi bir herhalde aşağı koymuş. Şöyle aldık. 1, 2, 3, 4, 5 Efsun değil mi? Evet abi. E, Artı 3 taşı da var. Güzel. Bunu Efsunlayalım. Kendi üzerimizdeki zırhı da satacağız bu arada. E, şöyle bir tane attım. Ne geldi? 15 str çöp. Bir tane daha attım. Bir kip çöp. Değişelim. Çöp. Geç. Bir kip. Ok, çarp, Geç. Ne geldi? 30 str 10 cp absorbe geç. Ne geldi? 500 ip çöp. Geçelim bir daha. Ee, geç abi. Bunu da geç. Bu da sonuncusu. En azından hippili gelirse e, biz 20 level'e çar kasana kadar işimizi görür. Savunması da yetiyor bize de. Bir bakalım. Ne geldi? Ok büyü altı. Güzel bir efsun gelmedi. Üzerimize takacağız. Savunması yeter çünkü. Bunu da pazara atacağız. Ee, ne yaparız? 20 levelle çark kasarız arkadaşlar. 20 levelle çark kastığımız zaman bunun üzerindeki e, efsunları değiştireceğiz. Ta ki işte 1.5k ip 50 str yanında da bir ip absorbe falan yakalarız. Güzel bir zırh yaparız. E, ee, keskinlik sıralarda skillleri yaptığınız zaman 34 levellik zırh bile size 75 levelde yetiyor. 60 61'lik bir zırh güzel bulursak alırız ileriye doğru bakacağız. 46 levelle zaten otomatik avda geldi karakter. Ben hiç ellemedim. Nevelini vesaire kasmadım. Otomatik hava atıp bırakıyordum. Arada da metin kesiyordum. Zaten illaki denk geleniniz olmuştur. at görevlerini falan hiç yapmadım. Çünkü çok yoğundum. Biyoloğuna vesaire bakmadım. Şöyle bir at göreviyle biyoloğunu vereyim. Hemen geleceğim arkadaşlar. Bak tam at görevine gidecektim. Kule için kastığımız çarlardan biri aklıma geldi. Onun içinde de 10 tane yeşil efsun var. Ee, bir verelim ona. Bir de onda deneyelim. Bakalım güzel bir efsun gelecek mi? Ben atıyorum efsunları geliyorum hemen arkadaşlar. Geldim Arkadaşlar. Az önceki çardaki efsunları kullandım. Bir şey gelmedi. Gittim hemen 15-20 dakikamı falan aldı. 20 böyle bir karakter daha kastım. Üçüncü efsunda gelen bu. 1.5 KP 10 EP absorbe yeter. Zaten 1.5 KP 10 EP absorbeler kaçtan başlıyordu? 42-43'ten falan başlıyordu. Beraber baktık az önce. Biz zırhı 20 mi almıştık. Bakın 20 20 hem kar ettik şu anda. Sadece efsunda. <laughs> İnsanlar istiyor ki her metin kestiğimde ruh taşı düşsün. Hava BK düşsün. Keskinlik düşsün. Para kasalım. Arkadaşlar bu oyunda sadece 20 levelle bile çark kasarak para kasabilirsiniz. Abi oyuna yeni başladınız değil mi? Bir hafta hiçbir şey yapmayın. Sadece 20 levelle çarkasın, kasın. Karakter kasın. Tamam mı? Gidin abi bir tane art 900 dolunay alın. Atın abi üzerindeki ev üstünleri. Atıyorum art 900 düz dolunayı kaç aldınız? 9 eme. mi? Bu 30-35 üstü geldiği zaman ne oluyor direkt? 14 em 15 em değil mi? Al abi 9 eme sat 15 eme. Tekrardan al 9 eme sat 15 eme. Böyle 5 em 5 em kar et. Mesela 50 ile ortalama üstü falan da gelebilir. Düşünsene bir 50 ortalama üstü gelse bugün 100 M'den satılıyor pazarda. Biz şu çere A'dan Z'ye 120-130 M'e dizdik. Bir hafta sadece 20 level'e karakter kasıp ortalamalı silah yapıp satabilirsin. Bakın hiç karakter dizmene gerek yok. Bir 9 M 10 M çek ortalamalı silah yap sat. Veya 12 zekalı çan yap yelpaze yap sat abi. 6 M 7 M 12 zekaları şu anda artı 0 düz bilevellik. levellik. Millet alıyor buffer şamanların eline alıyor. Sadece 20 level karakterle bile para kasma yöntemi var arkadaşlar. Zaten ben bunu geçmiş videolarda göstermiştim. Bu şekilde ortalamalı silah veya zekalı silahlar vesaire yaparak e, pazara atıp para kasabilirsiniz. Bakın biz ne yaptık? 20 m 22 hem şu anda Epson'dan kar ettik. Yoksa gidip 40 hem alacaktık aynı Epson'lu Şey, ne gerek var? Zaten ücretsiz Epson'u. Ha biraz uğraştırıyor ama nedir? Garanti para gibi bir şey görüyorum ben bunu. Geliyor çünkü. E, ortalamalı silahlarda 30 orta mesela. 100 tane karakter kısa abi 20 levele. Ee, şey mailini onaylamana gerek yok. Salla mailini. Her bir karakterin içine 6 tane açılıyor zaten. Bir hafta otur 100 tane 20 levele karakter kas. 10 tane veriyor değil mi? biz bir, bir, te, bir karakter 20 levelde. 1000 tane yeşil efsun yapar. O 1000 tane yeşil efsundan sizin minimum alacağınız 200 en falandır ha. 200 en paralelde zaten bak biz 120-130 bunu dizdik. Cillop gibi çar yaparsınız. Ee, full 5 efsunlu itemli. Karakterinizi oyuna giriş yaparsınız. Hiç para yatırmadan. Yapılıyor. Yapılmıyor değil. Bakın ben de size gösteriyorum. işte. bunu ben geçmiş videolarda da gösterdim. Devam edelim. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, karakter 46 levele kadar geldi zaten otomatik havada. Bunu bir an önce 75 yapmamız lazım. Ee, o yüzden şöyle otomatik hava atacağız. Ama bir maymun sonuna bakacağım. Ee, maymun zora. Oraya bir gideyim. Bakayım karakter orada kesebiliyor mu? Ondan sonra devam edelim. Maymun zindanın sonuna geldik arkadaşlar. Geçtiğimiz videolarda biliyorsunuz. Bayağı server'ın başında. Ee, zihinseli ben burada kasmıştım 61 levele buradan düşen çöpleri vesaire satarak e, skillini P açmıştık ıvır var bir dünya şey yapmıştık hatta at madalyonu da satmıştık baya yine aynısını yapacağız bir bakalım bizim keskinlik buraya dayanacak mı yoksa şaman isteyecek mi ee, isteyebilir burada kasması zordu diye hatırlıyorum çünkü burada otomatik hava falan bırakayım. bırakamıyorsunuz elle kasmak zorundasınız bu levellerde Slotlar vuruyor çünkü sağlam vuruyor At da bayağı hızlı düşüyormuş ya burada. Bayağı oldu ben burada kasmaya arkadaşlar. Ta server'ın başında kastık burada. Şöyle bir toplayalım bakalım. Buranın en güzel yanı pelerin basmıyorsunuz. Slotlar agresif. Şöyle bir deneyelim. Abi buraya şaman şart. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane şaman açacağız. Skilllerini en bir yapsak bize yeter burada. Bir de full zeka yaparız. %30 hasar azaltma verir. Şu an bize bunlar kaç vuruyor? 500-400. Yani bunun gene bayağı bizi düşürür bunun hasarını. %50 olsa ne yapıyor? 250. Yani 150 falan düşürüyor her bir slotun vurduğu hasarını. Şaman buff'ı kritikte vurduracak bizi. Hem daha hızlı keseriz daha güzel ipi absorbemiz olur. Hem de bir tık daha fazla dayanır karakter. Şamansız burada kasılamayız. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Ben şimdi gideyim bir tane düşük level şaman açayım. Onun bir levelini kasayım. Önce karaktere burada kasmak için. Daha sonra gelelim. Diğer videonun devamı olarak da Şaman'la beraber burada kısılalım. Buradan bir ne kazandığımızı size göstereyim. Ee, diğer videoda çünkü biraz üstü kapalı anlatmıştım. Yaparsınız diye bir gözle de görün. Burada e, 50 levelden sonra çok güzel item atıyor. Bu düşük levellerde atar mı tam bir şey diyemeyeceğim. Ben 50 ile 58 arasında tam verim almıştım diye hatırlıyorum. Zihinseldeyken. Ama buraya Şaman şart. Çünkü bakın bizim üzerimizde full 5 efsunlu itemler var. Ee, karakter ona rağmen dayanmıyor. Hatta şurada bakayım. Bakın bir arkadaş şaman ile beraber kasılıyor. Orada, sarı bayrak gördünüz. Ya yani Kafayı kullanan yapıyor. Belki bizim videoyu izlemiştir. Ee, belki kendi biliyordur. Eski oyuncudur. Çok rahat buralarda kasılırsınız. Örümcek zindanına falan gitmenize gerek yok. Örümcek zindanı bence bir tık eziyet. 61 levele kadar. 61 levelden sonra mecbur çıkıyorsun zaten. Level alacağın yer yok. Burası 61'e kadar kasıyor zaten arkadaşlar. Pelerin basmıyorsun bir şey yapmıyorsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet.